BTC Haber TV'den selamlar. Artık sonuna yaklaştığımız Temmuz ayını biraz yoğun bir gündemle bitiriyoruz. Çarşamba günü yapılan FED toplantısı, Elon Musk'ın yeni Twitter hamlesi ve piyasaya etkisi, dijital ruble tasarısı ile ilgili gelişmeler derken bu hafta neler yaşandı bir inceleyelim. İlk olarak Bitcoin 31-32 bin dolar bandından gerileyerek 29 binlere düştü ve hafta başında 29 bin 100 dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Haftayı kapatırken ise 29 bin 400 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Twitter CEO'su olduğundan beri çeşitli değişiklikler yapan Elon Musk bu sefer de bir ikon haline gelen kuş sembolünü değiştirip Twitter logosunu X olarak değiştirdi. Logo fikrinin ve X'e olan takıntısının hayata geçirmeyi planladığı her şeyin uygulaması olan X'ten geldiğini de söyleyebiliriz. Tabii konumuna D koymayı da ihmal etmedi ve ardından piyasa yeniden hareketlendi. Daha önce Doge'la ilgili paylaşımlar yaparak birçok kez yatırımcı olan takipçilerini manipüle etmeyi başarmıştı. Şimdi aynı olay bir kez daha yaşandı ve Doge yaklaşık %10 gibi bir artış yaşadı. Konu Elon Musk olunca daha ne gibi olaylara tanık olacağız kestiremiyoruz maalesef. Bir sonraki haberimiz Rusya'dan. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dijital ruble yasa tasarısını imzaladı. Böylelikle Rusya'nın CBDC çıkarmasının önünde hiçbir engel kalmadı. Rusya Merkez Bankası vatandaşların dijital ruble konusunda zorlanmayacağını da belirtti. Dijital ruble tasarısı 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girmiş olacak. Geçtiğimiz haftalarda Twitter'a rakip olarak gelen Threads platformunun ardından iki teknoloji devinin düellosundan bahsetmiştik. Bu gelişmeye şimdi bir yenisi daha eklendi ve TikTok, Twitter ve Meta'ya rakip olacak yeni özelliğini duyurdu. Yeni özellik, kullanıcılara yaratıcılıklarını yorum ve altyazılar üzerinden sergileyebilecekleri bir platform olarak sağlamayı amaçlıyor. TikTok'ta yeni gönderi oluştururken kullanıcılar fotoğraf, video ve metin arasında seçim yapabilecek. Haftanın en son ve en önemli gelişmesine geldi sıra. 26 Temmuz Çarşamba akşamı FED faiz kararı açıklandı. FED geçen toplantıda faizi sabit bırakmıştı ve yaşanan ciddi ekonomik sorunlardan sonra bu toplantıda ne yapacağı merak ediliyordu. Bu sefer beklentilere paralel olarak faizi 25 baz puan arttırdı. Kararın ardından açıklama yapan Jerome Powell, veriler ışığında faiz artırımına yeniden gidebileceklerini belirterek arz ve talebin iyi bir seviyede konumlandırıldığını dile getirdi. Ayrıca Merkez Bankası'nın Eylül ayında yapılacak politika toplantısında son faiz artırımının mümkün olduğunu da söyledi. BTC Haber TV olarak böylece bu hafta öne çıkan gelişmeleri aktardık ve bültenin sonuna gelmiş olduk. Gündemden geri kalmamak için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın.